Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Havlularınıza çok yakışacak bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle dağımızı oluşturacağız arkadaşlar. Arasında 5 tane zürafa mesafe bırakacağım. Dilerseniz bu sıklığı kendi zürafa atışınıza göre, kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen dağımdan sonra 2, 4, 5 zürafa bırakıyorum. 6. zürafaya iğnemi batıyorum. Buraya düğümümü attıktan sonra hemen aynı zürafanın içine batarak buraya bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde pırpırımı yaptıktan sonra her bir zürafanın içine batıp buraya zürafa yapıyorum. Ben burada dağımı 14 tane zürafa yaparak başladım arkadaşlar. Dilerseniz dağınızı biraz daha büyütebilirsiniz. Bu model mutfak havlusuna birazcık daha uygun. Ama dağınızı büyütürseniz büyük havlularınıza da uygulayabilirsiniz. Ben burada 14 tane zürafayla başlayacağım. Çünkü buradakini 14 tane zürafayla başlamıştım. Şekilde her bir zürafaya batıp üzerine 14 tane zürafamı yapıp tamamlayacağım. 14 tane zürafamı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi oyamın ters yüzünü çeviriyorum. Hemen baştaki zürafaya batarak buraya pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Her bir zürafaya batarak üzerine zürafamı yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa sayısı eksilecek arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sırayı da yapıp tamamlayacağım. İkinci sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Oyamın düz yüzünü çevirdim. Hemen yine aynı şekilde baştaki zürafama batıp buraya pırpırımı yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak zürafamı yapıyorum. Bu şekilde zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar aynı işlemi yaparak tekrarlayacağım ve dağımı tamamlayacağım. Bir tane zürafam kalıncaya kadar eksilterek tamamladım ve üzerine pırpır yaparak ipimi kopardım arkadaşlar. Dağımı bu şekilde tamamladıktan sonra hemen üzerindeki yaprağımızı ve sap kısmını oluşturalım arkadaşlar. Şimdi hemen bu başlamış olduğum zürafanın yanındaki zürafaya batarak içinde bulunan düğüm sağ tarafta kalacak şekilde bu şekilde düğümümü attım. Beyaz düğümüm sağ tarafta kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki yanındaki zürafaya batıyorum.
Yine beyaz düğümüm sağ tarafta kalacak şekilde buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Şimdi yapmış olduğum yuvama batıp buradan geri dönüyorum. Evet, 2, 4, 5 tane pırpırdan oluşan buraya bir sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bir yaprak yapacağız. Daha kolay yapabilmek için bu şekilde kaldırıyorum. Hemen buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp aşağıya dönüyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Daha büyük dağlarınız için bu yaprak sayısını, pırpır sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. 6-7 tane pırpırdan oluşan bir yaprak yapabilirsiniz eğer dağınız büyük olursa. Şimdi tekrar aşağıya dönüyorum. Bir, iki, üç, dört tane oldu arkadaşlar. Şimdi dördüncü pırpırıma batıyorum. Yukarıya dönüyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde 5 tane pırpırdan oluşan bir yaprak yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yaprağımı bu şekilde tutarken size göstermek için bu şekilde ters tarafına katlıyorum arkadaşlar. Hemen yaprağımı batmış olduğum zürafanın içinde bulunduğu bir üstteki zürafaya hemen alt kısmından batarak birinin altından diğerinin üstünden olacak şekilde bu şekilde iğnemi batarak başa kadar devam ediyorum. Sap kısmını yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Arka kısmına batarak ipimi çekiyorum şimdi. Bu şekilde ipimi çektim. Kaldırdığım zaman bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi pırpırımın içinden batıp tekrar zürafalarıma birinin altından diğerinin üzerinden geçecek şekilde ipimi aşağıya doğru alacağım arkadaşlar. Yapmış olduğum yeşil ipimi, yeşil ipimin üzerinden batıyorum. Üst kısmında. Bu şekilde ikinci sırayı yapmış oldum. Tekrar batıp yine aynı şekilde boyamı çevirdiğim için yeşil iplerim üst tarafta kaldı arkadaşlar. Bu defa altından alıyorum.
2 sıra yeşil yapmış oldum. Şimdi 3. sırayı yapıyorum. Telini almamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde geçirdikten sonra hemen ipimi çekiyorum. Üç sıra oldu. Dilerseniz bunu 3 sırada bitirebilirsiniz. Ben toplamda 4 sırada yapacağım arkadaşlar. Tekrar pırpırımın içine batarak geri çıktım. Yine İplerim alt kısımda kalacak şekilde üzerinden birinin altından diğerinin üstünden batarak tellerini almadan son sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayacağım. 4. sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen ipim arka tarafta zaten kaldı. Hemen buraya düğümümü atarak sabitliyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Şekilde yaprağımı ve sap kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi de çiçeğimizi oluşturarak hemen dalımızın üzerine tutturalım arkadaşlar. Ben ortasını oluşturmak için kalem içi kullanıyorum. Sürekli yanımda bulundurduğum için bunu kullanıyorum arkadaşlar. Elinizin altında ne varsa kulak çöpü kullanabilirsiniz, kürdan kullanabilirsiniz. İki kürdanı bir araya getirerek de oluşturabilirsiniz. Makasınızın ucunu kullanabilirsiniz. Yine buna benzeyen elinizin altında olan şeylerle de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hemen iğnemi de yanına koyarak ipimi 4-5 defa sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra hemen buraya düğümümü atıyorum. Oluşturduğum halkayı çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde bir halka oluşturdum. Şimdi bunun üzerine 5 tane yuva yapacağız arkadaşlar. Hemen halkamın içine batıyorum. Bu şekilde birinci yuvamı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci yuvamı oluşturdum. Tekrar batıyorum. Üçüncü yuvamı oluşturdum. Dördüncü yuvamı oluşturdum. Tekrar batıyorum. Ve buraya beşinci yuvamı da oluşturmuş oldum. Bu şekilde yaptıktan sonra artık keli olanlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Hemen ilk yapmış olduğum yuvama batıp tam ortasına bir düğüm atıyorum. Hemen buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Çeviriyorum oyamı. Diğer tarafına gelecek şekilde ipimi üzerine ayarlıyorum.
ince sırayı yapmış olduk. Boyamı tekrar çevirdim. Çevirdikten sonra ortaya doğru, karşıya doğru ipimi çekiyorum arkadaşlar. İpim üzerine daha düzgün gelsin diye. Şimdi tekrar batarak 3. sırayı yapıyorum. İpimi üzerine ayarlayarak hemen 3. sırayı yaptım. Tekrar çeviriyorum. İpimi her defasında çevirince karşıya doğru çekiyorum. İpimi ayarlayarak 4. sırayı yaptım. Tekrar çevirdim. Beşinci sırayı yaptım. Toplamda 7 sıra yapacağız arkadaşlar. Evet. 6. sıramı yaptım. Son olarak tekrar çevirdim. Ve buraya 7. sırayı da yapmış oldum. 7 sıradan oluşan bir keli olan yaptık arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra hemen ikinci yuvama batıyorum. Düğümüm tam ortada olacak şekilde buraya düğümümü attım. Yine aynı şekilde bir tane küçük pırpır yaparak başlıyorum. Bu şekilde her bir yuvaya tamamladıktan sonra geçişimi yaparak burada yapmış olduğum gibi hepsine 7 sıradan oluşan keli olanlarımı yapıp tamamlayacağım. Çiçeğimi yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerine 5 tane keli olan yapmış oldum. Şimdi motifimizi hemen üzerine tutturalım arkadaşlar. Hemen ipim en son yapmış olduğum keli olanımı tam ipimin kaldığı yeri sap kısmına denk getireceğim. İki keli olanın arasına arkadaşlar. Üzerindeki tam en üstteki zürafayı ortasını denk getiriyorum. Ortasını en üstündeki zürafaya denk getiriyorum. Yapraklarını da iki çiçeğin iki yaprağın arasına denk getiriyorum arkadaşlar. Hemen tam ortadaki zürafamı batıp arka kısmına geçmiş oldum. Tekrar alttan batarak üste geçiyorum. Tekrar ortasından batarak arka kısmına geçiyorum. Sırasıyla hemen pırpırımın içine battım. Tekrar zürafama batıp ortasından geri arkasına geçiyorum. Bu şekilde sabitleyeceğim arkadaşlar burayı. Hemen bir alttaki pırpırımın içine batıyorum. Ortasından batarak arka kısmına geçiyorum. Hemen alt kısmından batarak üste hemen bu yuvanın içinden geri çıktım.
Tekrar arka alt kısmına geri indim arkadaşlar. Tekrar zürafamın içine batıp üste geri çıktım. Bu şekilde yuvalarımın içinden batarak arka kısmına geçiyorum. Tam ortası zürafamın en tepedeki zürafama denk gelecek arkadaşlar. Bu şekilde birkaç yerinden tutturduktan sonra ortasından geri çıktım. Ben burada ortasına ince dikeceğim arkadaşlar. Dilerseniz tohum yapabilirsiniz veya halka oluşturarak üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Seçim sizin. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben ortasına bu şekilde bir ince alıyorum. Bu büyüklükte. Tekrar aynı şekilde zürafamı batıp arka kısmına geçişimi yapmış oldum. Bu şekilde yaptıktan sonra hemen arka yüzünü çeviriyorum. Sabitlemek için hemen buraya iğnemi batıp düğümümü atıyorum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde üzerine tutturmuş oldum arkadaşlar. Modelimiz de bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.